Natsuo Beri'den herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle 3 yıl sonra diyerek oyuna başlamak istedim. Çünkü bu 3 yılda ben de ne yaptım? Edward'ı büyüttüm. Sözde büyüttüm yani şimdi. Yellow neslimizi hazır hale getirdim. Hemen şöyle Edward'a ışınlanıyoruz. Işınlandı. Gördüğünüz gibi bir önceki bölümlerde şey demiştim. Edward renginden dolayı okulda alay konusu olur demiştim. Hani arkadaşları onunla alay ederler falan filan muhabbeti yapmıştım. Bunun üzerine işte Edward böyle bir sürü operasyonlar geçirdi işte rengini değiştirme konusunda falan. Michael Jackson abisinden örnek aldı dermişiz. İşte öyle rengini değiştirdim. Daha bir insan görünümlü olmasını sağladım. Tabii saçlarını da boyattık falan filan böyle. Yeni bir apayrı bir şey ailesinden farklı bir insan formuna büründü kendisi. Böyle biraz daha yakına girsek çıkacak evet gözlerini böyle renkli yaptım. Çünkü gözleri yine annesi gibi büyük bir siyahlık vardı kocaman. İşte böyle ona çiller ekledim böyle tamamen sarışın oldu. Sarı sakal, sarı kaş, bıyık, göz, saç falan filan yani işte. Tamam, şimdi bu evden onu taşımamız lazım ama ona da ben bir şey çizdim, senaryo yazdım. Öyle yapıyoruz. Şimdi neymiş? Perşembe akşamıymış. Biz annesiyle birlikte şeye gidiyormuşuz sözde. Hani Edward'ın büyük babasının evine. Bu arada kendi babası da geldi böyle. Bu 3 yıl zarfı içerisinde gördüğünüz gibi İshan da yaşlandı. Zaten şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bunları bu eve taşırken İshan ne durumda diye baktığımda adultluk seviyesine zaten o bar böyle yeşilleniyordu böyle hani öyle tütüyormuş gibi oluyordu ya böyle baloncuklar çıkıyormuş gibi falan. Öyle gördüm. Dedim ki hemen sana bir doğum günü kutlayalım. Kutladık ve o da tamamen artık yaşlandı. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Bugün büyük anneyi ve büyük babayı ziyaret günüymüş Edward'ın. O yüzden annesiyle birlikte hatta annesine de gerek yok. Edward kendi gitsin. Şöyle travel diyorum. Böyle travel yapalım. Hiç kimseyi davet etmesine gerek yok. Bu akşamı sözde büyük annesiyle büyük babasıyla geçirecekmiş diyelim. Evet, şimdi kasabaya geldik. Hemen büyük annesinin ve büyük babasının evine doğru gidiyoruz. Derken böyle Edward büyük bir evin önünde durdu. Niye durdu? Baktı şöyle bir geldi şöyle. Ama oraya vizit etmiyoruz. Şöyle yaptı. Dedi ki aman Allah ne kadar güzel bir ev bu böyle dedi. İşte çok hoşuna gitti bahçesine falan süslemesine kadar. Dedi ki ben de dedi böyle bir ev almak istiyorum kendime dedi. Ondan sonra tabii yoluna devam etti. Tabii biz onu şöyle devam ettirelim ki yoluna devam edebilsin. Bir baktı ki karşısından da kapı komşuları Jack geliyor. Her adam her yerde. Bu ağaç da gerçekten çok güzelmiş. Böyle salkım söğütleri var. Ne kadar güzel duruyor. Tamam Edward'cığım fazla oyalanmayalım. Neden sen böyle bir şey oldun? İçkilendin. Böyle bir sinirlendik. Gel bakalım şimdi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Büyük anneyle büyük babanın kapısını çalmaya. Bunu kondor dedik. Tabii o bakalım anca gelir. Hadi aferin koşmaya başladı. Edward'cığımız geliyor. Büyük anneyle büyük babayı da zaten çok özledik görmeyeli de. Bakalım şimdi Lorenzo ne yapıyor? Lorenzo evde mi acaba? Ondan da bir haberiz. Elizabeth evde mi? Çocuklar ne alemdeler? Aa çocuğu görüyorum. Neydi bu çocuğun adı? Hector. Hector evet Hector buradaymış. Bak büyük annen oturuyor. Gel bakalım büyük annenle böyle bir sarıl böyle friendly diyelim. Daha hiç tanışmamışlar bile. Tamam. Zaten öyleydi. Yani Edward hani sadece odasında vakit geçirecekti. Çocukluğu boyunca. Annesi onu her ne kadar çok seviyor olsa da onunla ilgilenemiyordu. İşte böyle tanışmış oldular. Kaynaşmış oldular. Böyle biraz da övsün. Ne kadar güzelsin sen anneanneciğim desin. Şey babaannesi mi? Anneannesi oluyor. Anneannesi desin. Dedem yok bu desin. Dede nerede acaba? Bak. Dede burada. Gel hemen dedenin yanına gidiyoruz. Dede burada oturuyor.
Dede'yle de hiç tanışmamışız daha önce. Hemen şöyle onunla da tanışıyoruz. Ama ev bıraktığımız gibi duruyor tabii ki. Biz sanırım şu yatakta yatıyorduk. Yani Rose kızımız. Bu odayı boyamıştık. Ha, odanın rengi gitmiş. Sanırım indirdiğim bir custom content de herhalde o. O yüzden gitti. Olabilir. Evet, tüm aile şu an burada. Ne kadar güzel. İşte böyle hoş beş ederlermiş. Edemiyorlar ama niye böyle bir sohbet başlatamıyor ki? Çok enteresan. Yani bir şöyle konuşsun. Bakayım, çocuklarla konuşurmayacağız. Aslında burada yine tanışları var yani sohbette. Kim var? Anne babası var. Burada halbuki ne diyor? Arkadaşları olarak gösteriyor. Yellow serisinde de büyük annesi ve büyük babası dışında kimseyle iletişim halinde olmayacak. O yüzden yani ölene kadar. Ama bunlar maşallah hala gençler. Gerçi ben onlara da baktım. Onlar da yani bir iki gün sonra tamamen yaşlanmış olacaklar. Tıpkı anne ve babası gibi. Tamam, sohbet sevmiyorsunuz herhalde siz. Ben öyle anladım. Bak yani şu kaybolup gidiyor. Yani bir grup sohbeti başlatamıyor burada niyeyse. Çocuğumuzun belki de kertenkele iletişimi kuvvetli değildir. Spor daha hiçbir yeteneği yok gerçi değil mi? Aynen, vampir her hakkında birazcık şeyi var. İlişkisi var. Şöyle bir workout diyelim. Burada bir şeyler yapsın. Çünkü kendi evinde böyle spor aleti yok. Annesinin evinde. Ondan sonra burada da böyle bir resim başlatmayalım. Resim çok uzun uzadıya bir şey. Yani tamam, böyle anne ve babayla şey büyük anne ve büyük babayla tanışmış olduk. En azından bunları kendi evine de davet edebilir. O zaman şimdi biz tekrardan evimize geri dönüyoruz. Hemen hızlıca evimize geri gidelim. Çünkü saat bak 8:58 oldu. Akşam oldu, 9 oldu. Annen seni merak etmesin. Zaten yaşlı bir kadın. Rose kızımız artık yaşlandı. Yaşlı bir bayan. O fazla merakta bırakmayalım. Evet, hemen şimdi gelecek, böyle içeriye gelmiş olsun bizim Edward. Edward alalım. Alamadık mı? Edward yavrum, gelir misin? Ne oldu sana? Gel annenle böyle konuşurayım seni. Annene de ki anne günün nasıl geçti de. İyi misin de. Senden bir şey istesem falan de. İşte ben dedemlere giderken bir ev beğendim. Çok güzeldi. Artık genç bir yetişkinim. İşte kendi evimde kalmak istiyorum. Bana borç para verir misin falan filan de. İşte ben sana öderim, çalışırım. Çok başarılı bir astronot olmayı diyorum falan gibisinden. Şimdi konuşuyor bence annesiyle. Öyle hayal ediyoruz. Ama bu konuşmayı yaptık farzı dedim. Zaten hiçbir şey de yok. Yetenek yok. O zaman şeyden bahsedeyim ben size. Şimdi biliyorsunuz ki Yellow serisindeyiz. Gördüğünüz gibi Clumsy var. İşte Loner var. Ambitious var işte burada. Ondan sonra burada işte Nerd Brain aldık. Diyor ki Finish Reading 3 kitap bitir diyor. Ondan sonra Logic'te mantıklı diyor. 3. seviyeye gel diyor. Bunları yapacağız. Bu bence Nerd Brain gayet güzel bir şey olsa gerek. Hani güzel bir hayat amacına benziyor. Aa, bir dakika, kariyerimizi de daha almadık. Astronotluk kariyeri alacaktık. Hemen onu da alalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu güzel bir şey olacak. Yani bu ben Rose bölümünü hiç sevemedim. Bu mesleği hoşuma gitmedi, bu protestodur falandır, odur budur şudur. Onun böyle çok fazla insanla iletişim kurabilmek de benim çok hoşuma gitmedi. Bu seri romantik hayat amacı açıkçası hoşlanmadım. Bu astronot kariyeri güzel, bunu seçtim. Ondan sonra bunun şeyleri de güzel, böyle el becerimizde ustalaşacağız. En azından o el becerisinde ustalaştıkça şeyleri daha fazla upgrade de falan da edebiliriz yani. İnternetten de satın alabiliriz parçalar. Ve bu haritadaki bu haritadaki derken doğru ya, ben şimdi evime geri dönmüşüm şehre. İşte o şeyde, o neresiydi orası, bak ismini de, Oasis Spring'deki o gizli mağaraya da girmiş oluruz böylelikle. Ve en güzeli, bir uzay gemisi inşa edip Six Sam'a gideceğiz.
Bence bu üçüncü nesil bomba bir nesil. Çok eğleneceğim bir nesil olacak gibime geliyor. Tamam, sizler fazlasıyla konuştunuz. Sen işini de aldın. Bakayım. Tamam, yarın sabah 8'de kalkacaksın. Play chess diyor. Satranç oyna diyor ama bir satranç tahtımız yok. Çünkü evimiz gerçekten küçük. O yüzden artık annemiz de tamam yavrum dedi. İşte sen nasıl mutlu olacaksan öyle yapalım dedi. Ve ona borç para verdi. O yüzden biz şimdi ne yapıyoruz? Kendi evimize artık ışınlanıyoruz. O evi satın alıyoruz sözde. Tamam mı? Öyle yapıyoruz. Evet, aradan 2 hafta geçti ve Edward biraz para biriktirdi, işe gitti geldi, annesinden borç para aldı, bankadan kredi çekti vesaire vesaire para bulup buluşturdu ve en sonunda bu eve alabildi. Ev için tabii ki birilerine de teşekkür ediyorum. Nolan'a, Sims'e teşekkür ederim. Ev tamamen onun evi. İşte ben de birazcık uyarladım challenge'a. Biraz challenge gereksinimleriyle evi donattım. Şöyle ki yani hani şey yoktu mesela. Bu satranç takımı falan yoktu. Onu koydum. Bir de mobilyaları değiştirdim. Daha sarı tonlarına uyarladım böyle. Gördüğünüz gibi şu herkesin kullanabileceği bir banyoyken burada bir ebeveyn banyosu var yatak odasıyla. Burayı şimdilik boş bıraktım. Gelecek çocuğumuzun odası olacak. Yani belli. Ekstra bir şey koyamayacağız. Kolümüze yine şöyle bir bilgisayar koydum. Burada da hani çocuk falan eğlenirken biz de yine burada kitabımızı okuyup satrancımızı oynayabiliriz. Böyle güzel bir şömine köşemiz var. Böyle bir televizyon köşesi yaptım. Çok fazla televizyonla haşır neşir olamayacağımız için pek önem vermedim açıkçası buraya. Burada mutfağımız var güzel. Tabii spor yapmamız gerekir. Spor önemli. Şöyle arka bahçemiz geniş, ön bahçemiz de oldukça geniş. Çünkü buraya roketimizi koyacağız. Muhtemelen şu ağacın şuraya koyacağım roketi. Burada bizim bir garajımız var gördüğünüz gibi. Tamamen Nolan Sims tarafından dizayn edilmiş bu görseller. Ben renkleriyle oynadım. İşte çamaşır biraz sorun olabilir ilk zamanlarda. Hani evde tek yaşayacağım için belki böyle mesafe. Gerçi aslında mesafe değil bu ev. Bu çite dayalıydı. Burası sıfırdı. Bu ağaç falan yoktu burada. Ben tabii evi birazcık ortaya çektim. İşte yeri değiştirdim. Yer daha yeşil gibi duruyordu. İşte ondan sonra sözde burada bir araba vardı. İşte hani evin sahibi boşaltmış. Çekmiş gitmiş. İşte şimdi o yüzden burada araba yok. Biz de para biriktirirsek biz de araba alabiliriz. Gerçi başlangıç için iyi bir paramız var. Şimdi 97 simoleon. Neden olmasın? Bizim de bir arabamız olabilir aslında. Kapıya ben bir araba koyayım. Bu arada işe gitmiyor muyuz? Biz şimdi hani taşındık ya, taşınmak için izin aldık. Bakın o yüzden bugün cuma olmasına rağmen çalışmıyoruz. Working 3'teyiz diyor. 3 gün içerisinde çalışmaya başlayacağız. Yani cuma, cumartesi, pazar müsaitiz. Şöyle yapalım. Hemen gelelim. Dediğim gibi önce ben bir hemen şuraya bir araba kondurmak istiyorum. Arabasız olmaz. Görselimizi güzelleştirelim. Hemen şu menüden işte şuradandı. Şöyle biraz aşağıya ineyim. Bakın şöyle buralarda pahalı bir şeyler var mı? Var. Paramız azalabilir. 60 bin liraya şöyle biz de bir jip koyabiliriz. Kapımıza böyle şurada dursun işte. Güzel olur şöyle. Heh, bakayım. Evet oldu. Paramız da azaldı. Güzel oldu. Tamam. 37 bin standart bir rakama indirdik paramızı. Sanıyorum bu evin zaten şeyi çok fazla olabilir. 5000 lira şey ödeyecekmişiz gördüğünüz gibi. Fatura ödeyeceğiz. Ama mesleğimizden o kadar kazanmıyoruz muhtemelen. Ek iş olarak belki resim mesim yaparız. Bir şeyler yaparız. Hemen kitaplığımıza gelelim. Buradan Purkeş diyelim. Önce şu yetenekler bölümünden almak istediklerim. Neydi o? Handlines. Bunu alayım. Evet. Handinizmiş. Bir alayım, iki alayım, üçü de alayım çünkü bunu geliştirmemizi istiyor. Ondan sonra satrancı buradan şey yapacağız. Ha bir de şey ne vardı? Onu unutuyorduk.
Robot muydu? Yok. Roket. Ha, roket bilimi. Roket bilimini alayım bir tane. Ona başlayayım şimdilik. Sonra roketi yaptıkça herhalde o da artar. Onu da 10. seviye istiyordu, değil mi? O zaman 3'ünü de alayım. Tamam, onu da aldık. Başka bir şey. El becerisi ve roket bilimini aldık. Astronot kariyerinde ilerleyeceğiz ve Nerd Brain'e de tamamlayacağız. Sonra Sixam'a gideceğiz. Tamam. Şu an taşındığımız için her şeyimiz full. Sabahın 10'u. O yüzden şimdi şöyle hemen kitaplıktan kitap okumaya başlayabiliriz. Zaten şöyle büyük anne ve büyük babamızın evi de hemen yanımızda. Yabancılık çekmeyeceğiz. İşte annemizi şehirde bıraktık, anne ve babamızı. Olsun. Şu şeyleri ben bir automatik live yapayım. All lights diyelim. Tamam. Sonra fatura çok gelmesin. Belki faturayı da düşürmüş de olabiliriz şimdiden. Değişmemiş. Hala 5000'lerde. Tamam. Neyse. Hemen gelelim. Evimize ilk giriş yapalım. Hadi bakalım şöyle şuradan. Kapıdan başlayalım. Evet. Güzel bir ev. Gerçekten de bayıldım. Şöyle gelsin. Ondan sonra kitaplıktan da bakalım. Şimdi hemen read diyoruz. Ve hemen şu handiness'e başlıyoruz. Evet, tamam. Hemen onu geliştirelim. Ondan sonra roket bilim için aslında roketi de alsa mıydık ya? Ya çok pahalıysa. Roketi de alayım tabii ki. Ya niye almayayım ki? Şuraya koyabilirim roketi. Eninde sonunda roketi de geliştireceğiz yani. Tamam. Yetenek geliştirmeye başladık. Aa, şunlar çok beyaz kalmış. Keşke bunları da bir change etseydim, değiştirseydim başka bir şeyle. Aa, bir dakika. Biz keşke şey oynasaydık. Satranç oynasaydık. Bunu da yapmış olurduk görevimizi. İşimiz için. Bu arada çok güzel oldu. Böyle şu duvarlarımı da kapatayım bakayım. Evet. Bayağı renkler çok yakıştı böyle simime de. Şöyle güzel duruyor. Hepsi aynı tonlarda. Ne olduk? Şöyle duvarlarımızı indirelim tekrardan. Evet. Tamam, bir seviye doldurduk yeteneğimizi. Evet. Ha, şimdi işimiz gereği hemen bir tane şey yapmamız lazım. Abi bir kitap oku diyor. Onu nereye bırakacaksın? Ha, kitaplığa bıraktın. Aferin sana. Burada bakın. Level 3. Ha, hemen bir mi oldun? Ha, başlangıç olarak bir olduğu için birinci seviyeye getirdi bunu da. Böyle böyle zaten kitap okuya okuya yetenek geliştirmek için ve de iş icabı satranç oynuyor oynuyor. Bu Nerd Brain'de yapacağız. Annemiz arıyor. Ne için arıyor acaba? Want to end the Kumars. Chat. Okey, tamam, konuş. Bunu bırakman lazım annenle konuşman için. Bizim sosyalimiz nasıl? Tamam, iyiyiz. Konuşabilir annesiyle. Sonra buna devam edelim biz. Telefondan sonra oyun oynamaya. Aa, bir dakika, şimdi yerde bir şeyler ışıldayınca fark ettim. Keşke bir de süpürge alsaydım. Clement Frost, ne diyorsun yavrum sen ya? Tamam, boş ver şimdi. Biz seni tanıyor muyuz? Bizim şimdi kimseyi tanımamamız lazım. Seni böyle sıfır yapınca bir de bunu sıfır yapınca sen gidiyor musun acaba? Gitmiyorsun. Hala listede duruyorsun. Bizim şimdi kendi ailemiz dışında kimseyle haşır neşir olmayacağız. Annemiz var. Büyük anne büyük babamız var ve şurada da babamız var. Hatta kardeşler bile şey teyze ve amca bile yok yani. Anne olduğuna göre teyze ve dayı oluyor, evet. Onlarla bile tanışmamışız. Niye yavaşlamış süre bakımından? Bu niye yavaşlamış? Güzel oldu. Böyle sisisiz bir ev oldu. Güzel oldu. Hoşuma gitti. Tamam, oynadık. Bunu da oynadık. Yeter, şimdi ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Ha, şu alt katta ufak bir tuvalet var. Tuvalet ihtiyacını bu şekilde karşılayabiliyoruz. Nasıl olsa el yıkamaya kesinlikle mutfağa gelecektir. Yemek yapmayı bilmiyoruz. Şuradan have dinner diyorum. 12 mi? Tamam, vejetaryen diyor. Laktoz da sıfırmış. Laktoz free. Bunu da ilk defa gördüm. Gerçekten de laktozu da eklemişler. Şeker, hepsinde şeker. Burada şeker var demek ki. Burada da var herhalde. Laktoz. Salatamız hazır. Onu yiyelim.
Ayakta mı yiyor? Yok. Tamam, o kadar masa sandalye koyduk buraya. Ondan sonra da spor yaparız. Çünkü fizik bozulmasın. Daha manitalar yapacağız, evleneceğiz falan filan işte. Daha keşke temiz bir çocuk olsaydın ama iyi misin? Hemen tabağını masanın üzerinde bıraktın. Gel biraz da spor yap. Büyük babanın evinde spor yaptığın için şimdi lojik seviyen var senin zaten. Bir tanecik. Lojikimiz bile bir olmak üzereymiş. Tamam, bu yeter. O zaman ne yapıyoruz? Lojiye gidiyoruz. Sen burada biraz daha oynuyorsun. Bunu iki yapıyoruz. En azından şunu geliştirmiş oluruz, ilerletmiş oluruz. Ondan sonra evet oldu bile. Tamam, sen böyle burada devam et. Kapıda sesler geliyor bir yerlerden. Kapıda biri var. Kusura bakma Hideki, yani seninle ilgilenemeyeceğim çünkü yasak. Olmaz. Sadece büyük anne ve büyük babamız olacak hayatımızda. Güzel bir eve taşındık. Güzel bir evimiz oldu. Güzel bir hikayeyle en azından Rose neslinden Yellow nesline geçtik. Güzel oldu. Şimdi ben bu bölümü burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.